Değerli basın mensuplarımız, sevgili Bayburtlu hemşehrilerim, ilimizin asayiş, huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan çok kıymetli mesai arkadaşlarım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlimizin emniyet ve güvenliği ile ilgili yaptığımız basın toplantımıza hoş geldiniz diyorum. İlimizi asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için Bayburt Vali olarak emniyet ve jandarma bilimlerimizle bir bütün içerisinde tüm gücümüzle çalışmaktayız. Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarımızı güven içinde okullarınıza göndermenizi sağlamak için terör örgütleri, suç organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tepeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçlarıyla mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz. Şunun bilinmesini isterim ki, ne sebeple olursa olsun, başta terör örgütü olmak üzere suç örgütlerine ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde oy kullanmalarını sağlamak için her türlü güvenlik önlemlerini alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında 2024 yılı Ocak ve Şubat ayına ait asayiş ve güvenlikle ilgili bazı bilgileri ve yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Asayiş olayları konusunda asayiş olayları incelediğimizde 2023 yılının ilk 2 ayında 273 olay meydana gelmişken alınan tedbirler ve icra edilen devlet faaliyetleri sayesinde 2024 yılının aynı döneminde 210 asayiş olay meydana gelmiştir. Olay sayımızda %23 düşüş sağlanmıştır. Aynı zamanda 2024 yılında asayiş olaylarının tamamı aydınlatılmış olup halinde çıkan olayımız bulunmaktadır. 2024 yılında kişilere karşı 119, mal varlığına karşı da 37 olay meydana gelmiş olup olayların tamamı aydınlatılarak %100 başarı sağlanmıştır. Emniyet bölgemizde 4 hırsızlık olayı, ikisi mesken, ikisi de iş yeri failleri yakalanmıştır. Yine jandarma bölgemizde de geçen yılın aynı oranına göre, aynı aylarına göre de hırsızlık olaylarında %40 oranda bir azalış vardır. Ancak bunu biz normal hane hırsızlığı, mesken hırsızlığı olarak değerlendirdiğimizde son bir ayda 52 gündür gerek emniyet, gerekse jandarma bölgesinde hırsızlık olayımız olmamaktadır. Bu açıdan da hem emniyetimizi hem de jandarmamızı da tebrik ediyorum. Yani 2 aylık bölgemizde neredeyse hırsızlık olayla karşılaşmak. 6.284 sayılı kanun kapsamında 30 olay meydana gelmiş, 34 kadın vatandaşımız hakkında tedbir kararı alınmış olup bunlar da aynı şekilde takibi yapılmaktadır. Bölgemizde aranan şahısların takibi yine titizlikle devam etmektedir. 2023 yılı ilk 2 ayında 44, 2024 yılının aynı döneminde 62 şahıs yakalanmış olup yakalama oranımız da %41 artmıştır. 2023 yılında 50.142, 2024 yılında 89.125 şahıs sorgusu yapılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %78, 2023 yılında 31.723, 2024 yılında 54.553 araç sorgusu yapılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre de araç sorgularında %72 artış sağladı. Narkotikle mücadele konusunda 14 operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslardan 1.67 gram metamfetamin maddesi, 14.57 gram esrar maddesi, 69 adet sentetik eczağı ele geçirilmiştir. Ayrıca yine kaçak o noktada alt tüfeğiyle birlikte ona ait fişek ve iki aranan şahıs yakalanmıştır. 2023 yılı ilk 2 aya kıyaslama yapıldığında operasyon sayımızda %16 artış, yakalanan şahıs sayısında %21
azalış ve tutulan şahıs sayımızda aynıdır. Yakalanan esrar maddesinde %609 artış, sentetik eczan maddesinde de %100 artış olmuştur. Bu noktada tabii sayılar belki Türkiye'nin geneline göre kıyasla az olmakla birlikte bölgemiz için hatır sayılır bir rakamı da ifade etmektedir. Terörle mücadele konusunda bir şahıs FETÖ-PYD'ye terör örgütü üyesi olmak suçundan bir şahıs PKK-KCK terör örgütüne finansman sağlamak suçundan 3 şahıs da PKK-KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan toplam 4 şahıs gözaltına alınmış ve şahısların adli mercilere sevk sağlanmış. Bir sosyal medya hesabıyla 3 internet sitesinde erişimi engellenmiştir. 2023 yılı ile 2024 yılı Ocak ve Şubat ayı mukayese edildiğinde işlem yapılan şahıs sayısında %150 arttığı görülmektedir. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konusunda ilimizde yılın ilk 2 ayında 12 olay meydana gelmiş, 17 şüpheli şahıs adli makamlarca işlem uygulanmak üzere gözaltına alınmıştır. 2023 yılının ilk 2 ayına oranla 2024 yılı ilk 2 ayında yapılan çalışmalar sonucu yakalama oranlarında %120 artış göstermiştir. Yine göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 10 operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan operasyonlarda ülkemize girmeye çalışan 32 yabancı uyruklu şahısı engellenmiş ve deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Bir yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmiştir. 2023 yılı ilk 2 aya göre kıyaslama yapıldığında operasyon sayısında %600 artış, yakalanan şahıs sayısında %900 artış ve tutuklanan şahıs sayısında da %100 artış sağlanmıştır. Trafik olayları konusunda da 2023'ün ilk 2 ayında 25 yaralamalı trafik kazasında 48 vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde geçen yıl yaralanmıştı. Bu yıl da aşağı yukarı rakamlar 25'ten 23'e indi trafik kazamız. Ve trafik kazası da %8 azalmakla birlikte çok şükür herhangi bir ölümlü kazamız bulunmamaktadır bölgemizde. Yine emniyetimizin, emniyet müdürümüzün toplum destekli faaliyetler konusunda 2024 yılının ilk 2 ayında 630 vatandaşımıza trafik eğitimi, 9 okulda 420 öğrenciye jandarmanın tanıtımı ve çevre bilinci eğitimi, 140 kadın vatandaşımıza en iyi narkotik polisi anne eğitimi verilmiştir. 2867 adet sanal dolandırıcılık ve KABES broşür dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Yine 191 kadın vatandaşımıza KABES eğitimi, 140 kadın vatandaşımıza da en iyi narkotik polisi anne eğitimi verilmiştir. Pazar yeri, ikametgah, okul, iş yeri ve muhtarlık olmak üzere toplam 396 bilgilendirme ziyaretini yapmıştır. İlimizin ilk 2 aylık tablosu genel itibariyle bu şekilde olur. En son sizlerle yaptığımız bu aralığın sonundaki değerlendirme toplantısına göre sayıların tedricen düştüğünü, özellikle ilimizde hem faili meçhul olayların olmaması hem de yine bir kasten adam öldürme olayları son 2 aydır rastlanmaması ilimizin güvenli açısından bizim için sevindirici bir sonucu da gösteriyor. Ama bu tabii olmayacağı anlamına da gelmiyor değerli basın mensuplarımız. Biz gerek emniyetimiz, gerek jandarmamız vasıtasıyla sahada olmaya, ilimizin güvenliği ve asayişi için çaba göstermeye devam edeceğiz. Gerek Bayburt hemşehrilerimizden, gerekse siz değerli basın mensuplarımızdan hem bölgemizde olacak, olabilecek olaylara karşı hem ihbar mekanizmamızı, çalıştırmamızı hem de vatandaşımızın o noktadaki belki bizim göremeyeceğimiz, ulaşamayacağımız noktalarda size vasıtasıyla da vatandaşlarımızın sıkıntı ve şikayetlerini bizlere iletmenizde buradan istiyoruz, temenni ediyoruz. Türkiye yüzyılında inşallah Bayburt'ta ülkemizin güvenliğini, huzuruna katkı sağlamak üzere görev yapmaya devam edeceğiz inşallah. Hepinize katkı için yine bu
yayında izleyen hemşerilerimizin de bizleri izlediği için teşekkür ediyorum.